milli takımımızın Cebeli Tarık'la oynadığı karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz Rıdvan bizlerle. Evet, sorularınızla başlayalım hemen. Buyurun. Mikrofonu bekleyelim. Emre Tanrıver, GZT Spor. Öncelikle hem skor için hem de iki asistin için tebrik ediyorum. Şenol Güneş'in şöyle bir açıklaması olmuştu. Çok heyecanlı Rıdvan milli takıma geldiği için diye. Bugün ikinci yarıda oyuna girdin, iki asist yaptın. Artık o heyecanı yendin diyebilir miyiz? Tabii yani sonuç olarak ben Şenol Hoca zamanında ilk defa milli takıma gelmiştim, milli takıma. Tabii ki de ilk başta heyecanım vardı. Zaman zaman burada oldukça, burada zaman geçtikçe tabii ki de heyecanımı yendim. Yani heyecanımı yendim diyebilirim. Ünal Canbay, Bein Sports. Rıdvan, tebrikler bu güzel galibiyet için. Tabii sadece bizim elimizde değil, rakiplerin de maçlarını takip ediyoruz. Son dakikalarda ilginç bir görüntü vardı yedek kulübesinde. Burak Yılmaz elinde telefon, Norveç maçını seyrediyordu. Skorun da getirmiş olduğu rahatlıkla sen de hiç baktın mı kenara son dakikalarda, skoru merak ettiniz mi maç içinde? Evet, şöyle galiba onlar bir tane gol attı, sonra offside oldu. Burak abi yanından bağırıyordu yani git git diye. Sonra maç bitti. Ben onlar 1-0 yendi zannettim. Meğersem 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Son bir maçımız kaldı. Hocamızın dediği gibi ayaklarımız yere basıp çok sakin bir şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Buyurun. Bursa Haber Gazetesi Uğur Temel. Rıdvan, tebrik ederiz. Hayırlı olsun. İnşallah Karadağ maçında da böyle güzel bir skor, böyle güzel bol gollü bir galibiyet bekliyoruz. Soyunma odasındaki hava nasıldı maçtan sonra? Çok güzel. Abdüş abi sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onlarla eğlendik. En iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok gururluyuz, çok mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. TV Spor Metin Pekkan Rıdvan, öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için, yaptığın asistler için de. Şunu sormak istiyorum, ikinci yarıda oyuna girdin ama ilk başta çok fazla ileri açılmamaya gayret gösterdin de Kenan Hoca ile beraber bir diyaloğun oldu. Kenan Hoca sana daha mı içeri girmeni söyledi? Oradaki o diyaloğu bize anlatabilir misin? Şöyle, oyuna ilk girdiğimde birazcık oyuna adapte olmam gerekiyordu. O yüzden birazcık geride bekledim. Yoksa direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan'dan da Kenan Hoca'nın talebiyle atağa çıkmam gerektiğini söylendi. Onun sayesinde de zaten gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Başka soru var mı? Yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.